hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli bir konu ve konukla karşınızdayız. Çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Boyraz bugün bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam bugün çoğu ailenin hayat seyrini değiştiren ve çoğu çocuğu gerçekten mutsuz eden bir konuyu ele alacağız. Tip 1 diyabet. Tip 1 diyabet nedir ve belirtileri nelerdir? Tip 1 diyabet kan şekeri yüksekliği. Yani vücudumuzdaki kan şekeri değerinin 126 mg desilitre üzerine çıkması na biz diyabet diyoruz aslında. Tip 1 diyabette çocukların çok su içme, çok idrara çıkma, çok yemek yediği halde zayıfladığı belirtilerle giden bir hastalık. Yani tamamen kan şekeri yüksekliğine kan bağlı. Kan şekeri yüksekliği. Tabii tip 1 diyabet var, tip 2 diyabet var, diğer diyabet tipleri var ama çocukluk çağında çok sık gördüğümüz tip 1 diyabet. Anladım. Peki hocam, genellikle %50'si ülkemizde çocuk hastalar, tip 1 diyabetin hastaları genellikle 18 yaş altı çocuklar. Bunun özel bir sebebi var mıdır? Şimdi çocukluk çağında tabii enfeksiyonlara maruz kalmamız, bunlar hastalığı tetikliyor maalesef. Çünkü çocukların vücut direnci, immün sistem dediğimiz direnci henüz yeni oluşuyor ve hastalıklara çok yatkınlar, özellikle gribal hastalıklara. Evet. Tabii bu tip 1 diyabet bir genetik yatkınlık var ama bu gribal enfeksiyonlar özellikle mesela ilkbahar ve sonbaharda enfeksiyonlar daha sık gördüğümüz için mesela daha çok rastlıyoruz. Özellikle bu enfeksiyonlar çocukluk çağında daha sık görüldüğü için çocuklarda daha çok görüyoruz bu hastalığı. Evet. Peki hocam, bu hastalıkta erken tanının önemi var mıdır? Bunun da altını çizelim. Erken tanı önemli midir? Tabii ki önemli. Çünkü bize geç gelen vakalar genellikle komada geliyorlar. Çocukların bilinci kapanabiliyor, şeker komasına girebiliyorlar. Evet. Ailelerden istirhamımız, tabii çok su içme, çok idrara çıkma belirtileri varsa, çocuk çok yediği halde kilo alamıyorsa mutlaka bunu bir kan şekerine bakmak gerekiyor. Ne kadar erken tanırsak hem hastalığı o kadar kolay yönetiyoruz, kolay tedavi ediyoruz. Evet, evet. Hem de çocuk komada gelmiyor. Evet. Peki burada ailelere de çok önemli görevler düşüyor ve tip 1 diyabetli ailelerin en büyük sorunları da bu tür çocuklara sahip olan ailelerin en büyük sorunu da galiba hocam yeme içme düzenini o çocukta oturtabilmek. Bu anlamda tip 1 bakım rutini nasıl olmalı sizce? Yani tip 1 tedavide tabii maalesef çocukların bir hayat tarzı olması lazım. Evet. Hayat tarzımız nedir? İşte günlük 4 kere insülin tedavisi, cilt altına yaptığımız enjeksiyonlar. Ondan sonra günlük 8-10 kere kan şekeri bakmak. Ondan sonra diyetine dikkat etmek. Mutlaka verdiğimiz diyet haricine çıkmamaları. Ve egzersiz. Evet. Yani bu insülin tedavisi, egzersiz ve diyet üçü bir arada olması gerekiyor. Birinden biri olmazsa olmuyor maalesef, tedavi aksıyor. Ve sanırım düzenli uyku da bu anlamda çok aynen, önemli tabii. Değil mi hocam? İşte hayat standartı, hayat standartı. Hatta biz tip 1 diyabeti hastalık demiyoruz, hayat tarzı değişikliği diyoruz. Evet, ve evet. bizlere göre daha sağlıklı yaşıyorlar çünkü her şeye dikkat ediyorlar. Evet. Peki hocam, tip 1 diyabetli çocuklarda glukoz izlemi, kan şekeri izlemi ne sıklıkla ve nasıl olmalı ve hani bir çocuğumuz kaç yaşından itibaren bunu kendisi yapabilir, ölçümünü ve değerlendirmesini kendisi yani, yapabilir? Glukoz izlemini ilk başta daha sık yapıyoruz. Mesela bazen oluyor ki hastalığın ilk safhalarında günde 8-10 kere veya 12 kere kan şekeri ölçebiliyoruz. Ama hastalığın biraz rutine bindikçe, kan şekerleri daha regüle oldukça, daha düzene girdikçe sıklığını azaltıyoruz. Ama en aşağı yine günlük 6-8 kere kan şekerine bakmak gerekiyor. Evet. Diğer sorunuz neydi, pardon? Ve hocam, çocuğumuz kaç yaşından itibaren kendisi kendi değerlendirmesini yapıp kendisi şimdi bazı ölçümünü çocuklar vardır, bunu hemen yapabilir. Evet. Ama genellikle ergenlik dönemi dediğimiz işte 8-10 yaşından sonra çocuklar kendiler yapabiliyorlar bunu. Evet. Biz tabii hastanede yattığı sürece bunlara yaklaşık bir hafta 10 günlük bir eğitim sürecimiz oluyor. İşte şekeri nasıl kontrol ederiz, evet. Şekere nasıl bakarız, insülin nereye yaparız, evet. Ne sıklıkta yaparız, kaç ünite yaparız, yeme düzeni, egzersiz bunları öğretiyoruz tabii. Eğitim veriyoruz aslında bir de bu hastalara. Evet. Hastalar belli bir süre sonra rutine biniyor zaten. O zaman kan şekerleri daha düzenli giderse tabii kan şekeri bakma sıklığı da azalıyor dediğim gibi. Evet. Peki hocam, teknolojinin bu hastalıktaki yeri nedir?
Şimdi, tip 1 diyabet de önemli bir yer tutuyor, evet, çünkü. Sürekli teknoloji yenileniyor. En son teknoloji artık insülin pompaları var. Evet. Cep telefonunun yarısı büyüklüğünde pompalar, bir kanülle cilt altına onu bağlıyoruz ve içine insülin yerleştiriyoruz. Evet. Artık son çıkan pompalar suni pankreas diyoruz. Yani biliyorsunuz pankreas bezinden üretiliyor insülin vücudumuzda. Tabii bir diyabet hastalarında pankreas bezi çalışmadığı için dışarıdan, evet, insülin veriyoruz. Bu pompalarla biz ayar yapıyoruz. İşte bir sürekli insülin gönderiyoruz. Bazal insülin dediğimiz. Bir de yemek yedikçe her öğünde kendi insülin yapıyor. Artık yeni çıkan entegre pompalar var. Cilt altına yerleştirdiğimiz bir sensörle, evet, bu pompaya kan şekerini sürekli, bu sensör kan şeker düzeyini sürekli gönderiyor. Ve ona göre eğer kan şekeri anlık yükseliyorsa anlık insülini daha fazla verebiliyor. Böyle gelişmiş pompalar var. En son teknoloji bu şu anda. Ama şu anda insülin tedavisi haricinde herhangi bir tedavi maalesef yok ama çalışmalar devam ediyor bu, evet, konuyla ilgili. Peki hocam, sensörleri sigorta kapsamında her aile kolay ulaşabiliyor mu sensörlere maalesef, ve pompalara? Maalesef sensörler ödenmiyor SGK tarafından. Bunun için tabii bizler de SGK'yı sıkıştırıyoruz aslında ödensin diye. Evet. Bunlar bir kanayan yara. Özellikle küçük çocuklarda günlük 12 kere, 15 kere, 20 kere hatta kan şekeri ölçtüğümüz durumlar oluyor daha küçük diyabet hastalarında. Evet. Evet. Ve sürekli çocuğun parmak ucunu deliyorsun. Ama sensörü yerleştirdiğimiz zaman 2 hafta o sensör orada kalabiliyor ve sürekli anlık kan şekeri ölçebiliyoruz istediğimiz zaman. İstediğimiz zaman hatta cep telefonu uygulaması var. Sensöre yaklaştırınca cep telefonu direkt kan şekerini görebiliyoruz. Evet. Bu hastanın hayatında çok önemli bir konfor sağlıyor. Evet, umarım en kısa zamanda SGK ödemenesine girer. Çünkü evet, biraz evet, pahalı maalesef. Her, evet, ailenin alabileceği şey de değil. Evet, ama gerçekten her ailenin ve çocuğun hayatını kolaylaştıracak bir teknolojik ürün. Hı. Umarım en kısa zamanda kapsam alanına girer. Peki hocam, çok güzel özetlediniz. Hem aile, doktor, hemşire, psikologlarla beraber bir yaşam tarzı oluşturma biçimi tip 1 diyabet hastalığı. Peki gelişen teknoloji ve bilim bu tedavide bizi nereye götürecek? Örneğin kök hücre çalışmaları var mı? Kök hücre çalışmaları hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi evet, çalışmalar devam ediyor ama rutinde uygulanan bir şey değil şu anda. Adacık hücre nakilleri, yani adacık hücre dediğimiz pankreasın insülin üreten hücreleri. Bu adacık hücrelerin işte kök hücre nakliyle yenilemek ya da kalan hücreleri, işte ölmemiş hücreleri tekrar canlandırabilmek, işte immünolojik bir takım ilaçlar falan. Bunların hepsi şu anda deneme safhasında ama ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda tamamen bu insülinden kurtulacağız diye inanıyorum. Evet, çalışmalar, evet, bütün hızıyla devam ediyor. Evet. İnşallah çocuklarımız kurtulur. Ama umarım, şu andaki tek tedavimiz insülin. Anlıyorum hocam. Umarım en kısa zamanda tip 1 diyabet hastalığının da teknoloji imdadına koşar diyelim. Çok teşekkür ederim hocam. Vermiş ben olduğunuz değerli ederim bilgiler için. Çok sağ olun. Önce Çocuk TV'de tip 1 diyabette Profesör Doktor Mehmet Boyraz bizimle birlikteydi. Tip 1 diyabet hastalığını konuştuk. Bir sonraki konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.